Haber'e hoş geldiniz değerli izleyenler. Ben Nilüfer Özkan. Saatler 19'u gösterirken Türkiye'nin ve dünyanın öne çıkan gelişmeleriyle karşınızdayız. Hemen en sıcak gelişmeyle başlayalım. Türkiye'nin gözü kulağı Almanya'da. Avrupa Şampiyonası'nda sahne sırası bugün Ay Yıldızlı milli takıma geldi. Rakibimiz Gürcistan. Dortmund şehrindeki maçta milli marşlar okundu. Maç başlamak üzere. Maç öncesi Dortmund şehri kırmızı beyazdı. Türk taraftarlar maçın coşkusunu sabahın ilk saatlerinden itibaren yaşadı. TV100 muhabiri Kadir Yüksel o heyecanı an be an orada takip etti. Şimdi hemen maçın oynandığı stada gideceğiz. Kadir, sözü sana bırakalım. Nedir izlenimlerin? Sabah saatlerinden itibaren senin de söylediğin gibi aslında Dortmund sokaklarında, Dortmund caddelerinde oldukça büyük bir coşku vardı. Ve şimdi saniyeler önce Türkiye'nin Avrupa Futbol Şampiyonası heyecanı başladı. Euro 2024 heyecanı an itibariyle başladı. Şu anda zaten sizler de belki duyuyorsunuzdur. Türk taraftarların sesi stadyumun dışına kadar geliyor. Bizim kulağımıza kadar geliyor. Tabii oldukça fazla Türk taraftarı var burada. Stadın büyük bir çoğunluğunu Türk taraftarlar doldurdu diyebiliriz. Tabii bu arada havada oldukça yağışlı aslında. Maç saatinde çok yoğun bir yağış olacağı söylendi. Ancak maç başlamadan yaklaşık yarım saat, bir saat önce o yoğun sağanak yağış başladı ama şu anda hafif bir yağışla devam ediyor. Tabii hemen Türk milli takımının, millilerin ilk 11'ini sizlere aktarayım. Kalede Mert Günok olacak. Savunma da Mert Müldür, Samet, Abdülkerim ve sol bekte Ferdi olacak. Orta sahada Kaan, Hakan, Arda, Orkun, Kenan ve forvette Barış Alper ilk 11 ile sahaya çıkıyor millilerimiz. Tabi Gürcistan'da da kalede Mamardaşvili olacak. Kakabatse, Dvali, Kaşya, Kvarkvelia, Koşoraşvili ve en önemli isimleri Kvara, Çekvatatse, Mekvavaşvili, Tisiyashvili ve Mikautadze ilk 11 ile çıkıyor Gürcistan millilerin karşısına. Tabii bundan önce aslında 6. kez Avrupa Futbol Şampiyonası'na katılıyoruz. İlk oynadığımız açılış maçından itibaren, yani 96'dan, Euro 96'dan itibaren açılış maçlarımızı mağlubiyetle tamamladık. Hiçbir açılış maçını kazanamadık ama bugün farklı olmasını bekliyoruz. Bugün coşkuyla, çünkü büyük bir, güçlü bir enerjiyle geldik buraya. Hem Türk taraftarları, hem Türkiye'den gelenler, Almanya'da olanlar, Avrupa'dan gelenler, dünyanın dört bir yanından gelen Türk taraftarlar arkamda görünen Dortmund Stadyumu'nu ağzına kadar tıklım tıklım doldurdu. Aslında burası normalde sarı siyah olan bir yer. Burasının adı, arkamda görünen yerin adı Sarı Duvar. Ancak bugün tamamen kırmızı beyaz duvar olduğunu söyleyebiliriz. Oldukça yoğun bir destek var. Tabii Türkiye'nin Euro 96'dan itibaren kaybettiğini söylemiştik ama bugün Euro 2024'te olağanüstü güzel bir enerjiyle, harika bir enerjiyle kazanarak başlamak istiyoruz. Tabii maçın hakemi de Arjantinli hakem Facundo Teo şu anda. Maç an itibariyle başladı. Daha doğrusu 2 dakika geçti aslında. Tabii Gürcistan'la da daha önce 6. kez karşı karşıya gelmiştik. 5 kez karşı karşıya gelmiştik, düzeltiyorum. Türkiye ikisi resmi, 3'ü özel, geride kalan 5 maçtan 3 galibiyet, birer beraberlik ve bir yenilgiyle ayrıldı. Ay Yıldızlı ekip bu maçlarda rakibine 12 gol attı. Kalesinde ise 5 gol gördü. Son maçlarını Türkiye ile Gürcistan 24 Mayıs 2012'de Salzburg'da oynamıştı. Tabii iki ekip de 12 yıl sonra yeniden karşı karşıya geliyorlar. Avrupa Futbol Şampiyonası F grubunun açılış maçında tabii çok büyük bir destek olduğunu söylemiştik. Aslında avantaj bizde, çünkü Dortmund, hatta Almanya Türkiye'nin ikinci evi gibi, milyonlarca Türk yaşıyor. Almanya'da yüz binlerce kişi de Dortmund'da yaşıyor. Yüz binlerce Türk de Dortmund'da yaşıyor. Tabii o büyük enerji, büyük coşkuyla bugün Gürcistan karşısında galibiyet bekliyoruz. Avrupa Futbol Şampiyonası'na bu defa zaferle başlamak istiyoruz ve Berlin yoluna, Berlin'de büyük finale doğru gitmek istiyoruz diyelim. Tabii bugün aslında Avrupa Futbol Şampiyonası'nda en kalabalık taraftar grubunun Türkler olduğunu söyleyebiliriz. En coşkulu taraftarlar olduğunu söyleyebiliriz Türk taraftarların. O büyük enerjiyi biz de şahit olduk. Aralarındaydık. Şimdi dilerseniz Dortmund stadından önce Dortmund sokaklarında, Dortmund caddelerinde Türk taraftarların coşkusunu ekranlarınıza getirelim. Bir yanda mehter marşı, bir yanda ölürüm Türkiye'm. Bir yanda Ankara'nın bağları. Almanya'da Türk taraftarlar maç saatini böyle bekledi. Abi bekliyoruz, bekliyoruz. Ondan bir gün yatamadım, bayrakları astık, forma aldık, her taraftan arabaya da astık. Çok özledim. Vatanım başka. Almanya'da yer kırmızı, gök beyaz oldu.
Almanya'da yer kırmızı, gök beyaz oldu. Avrupa Şampiyonası'ndaki ilk maç öncesi Dortmund'da Türkiye sesleri yankılandı. Ümidimiz hani final görmek. Takımımıza güveniyoruz. Hı-hı. İnşallah Arda oynar. Hani ümidimiz Arda'yı canlı olarak Dortmund'da seyretmek. Ben en az 3 tane atacağını düşünüyorum. Kimler atar? Tabii ki Türkler. Dortmund'da yaşayan Türkler A milli futbol takımımızı karşılamak için sokakları Türk bayraklarıyla donattı. Hazırlıklar günler öncesinden başladı. Maç günüyle birlikte heyecan doruk noktasına çıktı. Maçın oynanacağı Dortmund kenti Türk bayraklarıyla süslendi. Binlerce Türk taraftar sokakları doldurdu. Abi çok her yerdeyiz. Yani helal olsun. O kadar yani Türk olmak bambaşka bir şeydir. Çok büyük, abi, çok büyük bir gurur Allah. Evet. Yani her yerdeyiz burada. Almanya'da kaç seneden beri turnuva yoktu. Şimdi buradayız. Maçın başlamasına saatler kaldı. Euro 2024'de ev sahipliği yapan Almanya bugüne dek böyle bir coşku görmedi. A milli takım Gürcistan mücadelesinin ardından Portekiz ve Çekya ile karşı karşıya gelecek. Hooliganlar yüzünden Alman polisi alarmda, her türlü güvenlik önlemi alındı ancak grupların birbirine girmesi ne yazık ki engellenemiyor. Tıpkı İngiltere-Sırbistan maçında olduğu gibi holigan grupların karşılaşmasıyla sokakların karışması bir oldu. Hooliganlar Almanya'yı savaş alanına çevirdi. İçlerinden biri statta uyuyakaldı. İngiltere-Sırbistan karşılaşmasına ateşli taraftarlar damga vurdu. Maç öncesi Almanya'da tansiyon zaten yüksekti. Ancak Gelsenkirchen'de bir pub'da takımlardan önce hooliganlar karşılaştı. Bir anda kavga patlak verdi, şişeler, sandalyeler havada uçuşmaya başladı. Kimsenin kimseye acımadığı o anlarda Alman polisi müdahalede geç kaldı. Ama holiganları ayırırken onlar da kimseye acımadı. Yine de kavgayı kontrol altına almakta çok zorlandılar. Euro 2024 Almanya'nın ev sahipliğinde birkaç gün önce başladı. Öylesine ki daha gruplarda hiç maça çıkmayan takımlar bile var. Yurt dışından gelen taraftarların taşkınlıkları Alman polisinin en büyük endişesi. Ne zaman nerede gerginlik çıkacağı hiç belli olmuyor. Sırp hooliganlar ortalığı birbirine kattı. Ama takımlarına bir katkısı olmadı. İngiltere turnuvaya 1-0'lık galibiyetle başladı. Ancak maça kavganın yanında bu taraftar da damgasını vurdu. Aldığı alkolün de etkisiyle karşılaşma sırasında uyuyakaldı. Sabahın 4'ünde bomboş statta uyandı. O anları hesabından paylaşınca da neredeyse maçtan çok ses getirdi. Değerli izleyenler, Eylem Tok ve oğlu Timur Cihan Timur ülkemizde infiale neden olan ölümlü kaza sonrası Amerika'ya kaçmışlardı. İkili Türkiye'ye iade edilecek mi? Bu sorunun yanıtı için ikili bugün hakim karşısındaydı. Dava Türkiye saatiyle 18'de başladı. Türkiye'nin beklediği iade kararı değil, erteleme kararı çıktı. Bir sonraki duruşma 27 Haziran'a ertelendi. Timur Cihan Timur ise 21'de hakim karşısında olacak. Peki öncesinde bugüne kadar nasıl gelindi, neler oldu? Önce onu hatırlayalım. Türkiye kırmızı bülten çıkardı. Amerikan polisi yakaladı. Suçlarının cezasını Türkiye'de çekecekler mi? Herkes bu sorunun yanıtını bekliyor. Takvimler 1 Mart'ı gösteriyordu. İstanbul Kemerburgaz'da 17 yaşındaki Timur Cihan Timur'un kullandığı lüks cip yol kenarında park etmiş olan ATV'lerin arasına daldı. Oğuz Murat Acı'nın ölümüne neden oldu. O kaza Türkiye'yi ayağa kaldırdı. Çünkü iddialara göre anne Eylem Tok kazazedelerin telefonlarını topladı. Delilleri karartmaya çalıştı. Hatta iddiaya göre Murat Acı zamanında ambulans çağrılmadığı için hayatını kaybetti. Ortaya çıkan her detay infialin büyümesine neden oldu. Anne Eylem Tok oğluyla birlikte önce Mısır'a ardından da Amerika'ya kaçtı.
Tok ve oğlu Cihan Timur döneceklerini söyledi ama yapmadı. Hatta Amerika'da geçirdikleri 106 günde yakalanmamak için 5 eyalet değiştirdi. Önce New York'a giden Eylem Tok ve oğlu, daha sonra Washington, Kaliforniya ve Miami'ye geçti. Kaçak anne oğul, Massachusetts eyaletinde bulunan Boston kentinde lüks bir rezidansa yerleşti. İddiaya göre Boston'da kaldıkları rezidansa yakın bir restorandan sürekli sipariş veriyorlardı. Tesadüfen kapısına gelen Türk kurye ikiliyi tanıdı. Yemeği teslim ettikten sonra ikilinin yerini polise bildirdi. Ancak o iddialar doğru çıkmadı. Zira Eylem Tok oğlu için özel bir okul bakıyordu. Boston polisi tarafından da o sırada gözaltına alındı. Gözaltı esnasında Eylem Tok'un sürekli telefonla konuştuğu, evinde yapılan aramada $5,000 bulunduğu tutanağa geçirildi. Şüpheliler Amerikalı avukatlarıyla birlikte polis merkezine götürüldü. Savcılığın gözaltı talebine ilişkin 14 Haziran 2024 tarihli belgeye göre Eylem Tok Boston'da yıllık ücreti $46,000 fazla olan özel bir okulu ziyaret ederken yakalandı. Yine savcılık Tok'un tanınmış bir yazar ve dünya çapında ünlü bir plastik cerrahla evli olduğunu belirtti. Her an yeniden kaçma ihtimallerinin olduğunu öne sürdü. Hatta Küba'ya kaçmak için sahte pasaport peşine bile düştüğü iddia edildi. Anne ve oğlu Boston Federal Mahkemesi'ne çıkarıldı. Timur Cihan Timur, kasıtsız adam öldürme ve yaralama, anne Eylem Tok'sa suçluyu korumak maddelerine istinaden tutuklandı. Eylem Tok'un avukatı Brandon Kelly, müvekkilinin serbest bırakılması gerektiğini savunuyor. Kelly, Türk yasalarına göre annelerin bu tür suçlardan dolayı ceza almadığını ve ABD-Türkiye iade anlaşması gereğince Tok'un iadesinin mümkün olmadığını öne sürüyor. Türkiye ile Amerika arasında suçluların iade anlaşması var. Ancak taraflar kendi vatandaşlarını iade etmeye zorlanamıyor. Bu durumda Timur Cihan Timur iade edilmeyebilir. Fakat annesi iade edilebilir. İadeye ilişkin işlemleri ABD Adalet Bakanlığı'nın suç dairesi, Uluslararası İşler Ofisi ile Massachusetts Bölgesi Savcılık Ofisi yürütüyor. Değerli izleyenler, şimdi konuyla ilgili bir bağlantımız olacak. Amerika Boston'da Voice of America muhabiri Mehmet Sümer duruşmayı takip etti. Şimdi kendisinden detayları alacağız. Sayın Sümer, hoş geldiniz yayınımıza. Merhabalar, iyi yayınlar, iyi bayramlar. Size de çok teşekkürler, sağ olunuz. Size de iyi bayramlar. Şimdi Sayın Sümer, biz aslında bugün haberimizde de izledik az önce, dediğimiz gibi iade edilir mi edilmez mi bunu konuşurken mahkemeden, duruşmadan erteleme kararı geldi. Önce duruşma nasıl geçti, duruşmadan notlarınız neler, bunu alalım ve o kararı nasıl değerlendiriyorsunuz? Duruşma Türkiye, öncelikle şunu söyleyeyim, Eylem Tok duruşmaya tek olarak çıktı. Çünkü hakim Eylem Tok'la oğlu Timur Cihan Timur'un duruşmalarını ayırmış daha doğrusu. Biz de onu bu sabah öğrendik. Dolayısıyla Timur Cihan Timur bugün yerel saatte saat 13.30'da, Türkiye saatiyle saat 8.30'da hakim karşısına çıkacak. Dolayısıyla saat 18'de, Türkiye saatiyle 18'de başlayan duruşmada hakim karşısında sadece Eylem Tok vardı. Duruşma yaklaşık 20 dakika kadar geç başladı çünkü Eylem Tok'un avukatı geç geldi duruşmaya. Avukat, savcılık makamı Eylem Tok'un tutukluluk halinin devam etmesine, Cihan Timur'un tutukluluk halinin devam etmesine, çünkü kaçma şüphelerinin olduğuna vurgu yaptı. Avukatıysa, çok pardon bu arada, kameramı şöyle alacağım çünkü sıcak yüzünden her an kapanabilir. Uyarı geldi de o yüzden... Şu an orada saat kaç Sayın Sümer? Gölge bir yere geçmek zorundayım. Şu an saat burada öğlen suları, öğlen, evet. Zannediyorum. Saatim de yok. Mahkeme salonuna girerken saati de aldılar çünkü telefonu da sokmamıza izin vermiyorlar. Ama öğlen saat 12 civarı şu anda. Öğle saatleri ve bugün Boston çok sıcak. Yani 35-36 derecelerde hava sıcaklığı. Evet, Eylem Tok'un avukatı duruşma salonunda Eylem Tok'un yaptığı eylemin Türkiye'de bir yıldan daha az bir cezaya hükmettiğini, dolayısıyla da Eylem Tok'un serbest bırakılması, tutukluluk halinin de devam etmemesi gerektiğini, hatta davanın düşmesi gerektiğini söyledi. Ancak buna karşılık hakim şu aşamada, hani Türkiye'de nasıl bir ceza çıkacağını bilemiyoruz
Ama normal şartlarda 10 yıla kadar bu tarz eylemlerin cezaları vardır dedi avukatın bu savunmasına karşılık. Ama avukat da Eylem Top ve oğlunu işte havaalanına götüren, onların kaçmasına yardımcı olan kişilerin de halen daha Türkiye'de tutuklu olmadıklarını, dolayısıyla Eylem Top'un da üstelik de aile üyesi olarak, annesi olarak kaçmasına yardımcı olmasından dolayı alacağı cezanın bir yılın altında bir ceza olacağını, Türkiye'de alacağı cezanın bir yılın altında bir ceza olacağını, dolayısıyla da Eylem Top'un tutuklu olmaması, serbest bırakılması gerektiğini savundu. Buna karşın dediğim gibi hakim hem savcılık makamına döndü ve Türkiye'deki savcılıkla daha yoğun bir işbirliği yapılması gerektiğini söyledi bu noktada. Savcı da Türkiye'deki savcılıkla, davayı yürüten savcılıkla sürekli temas halinde olduklarını anlattı. Hatta bu sabah dahi kendileriyle görüştüğünü söyledi ve görüşmelere de devam edeceklerini belirtti. Bu savunmanın ardından Eylem Tok'a herhangi bir söz vermedi. Eylem Tok da herhangi bir şekilde söz almak istemedi duruşmada. Hakim duruşmayı bir sonraki duruşma tarihi olarak da 27 Haziran'ı belirledi. Şimdi dediğim gibi yaklaşık 1,5 saat sonra da Cihan Timur hakim karşısına çıkacak. Neden ayrıldı davalar? İki nedenden dolayı olabilir, onu söyleyelim. Birincisi henüz reşit bir yaşta olmamasından dolayı. Zaten ilk başta da iki farklı, yani gözaltına alındıklarında da cuma günü iki farklı mahkemeye sevk edilmişlerdi. Çünkü çocuk yaşta olduğu için çocuk mahkemesine sevk edilmişti. Cihan Timur'un duruşması o yüzden bugün ayrı görülecek. Saat 13.30'da buranın yerel saatiyle, söylediğim gibi Türkiye saatiyle 8.30'da görülecek. Bir sonraki duruşma 27 Haziran'da olacak, sabah 9'da. Türkiye saatiyle akşam 4'e denk geliyor bu da. O zamana kadar hakim Eylem Tok'un tutukluluk halinin devamına karar verdi. Evet, şimdi mahkeme salonuna üzerinde turuncu, o hani filmlerde gördüğümüz mahkumların giydiği turuncu tulumla geldi. Üzerinde hükümlü yazan bir sweatshirt vardı. Saçları fönlüydü, tırnakları ojeliydi, makyajı vardı yüzünde. Gayet bakımlı bir şekilde geldi. Mahkemenin sonu kelepçeli halde geldi. Kelepçeleri çözüldü ve kulaklık taktı. Tercüman aracılığıyla duruşmayı takip etti. Mahkemenin sonunda tekrar kelepçeleri takılırken bir an böyle çok yakındaydım ben de. Kendisine bir şey söyleyecek misiniz? Herkes sizden bir açıklama bekliyor dedim. Tam o esnada hani benim göz göze geldiğim esnada mahkemeyi takip eden buradaki Türk vatandaşlarından bir tanesi, bir katilin annesi olmak nasıl bir duygu diye seslendi Eylem Tok'a. Eylem Tok da onun üzerine arkasını döndü, bir iki adım attı ve daha sonra yan dönerek sadece Allahu Ekber dedi ve mahkeme salonundan çıktı. Evet. Şimdi çok önemli izlenimler bunlar Mehmet Sümer. Yaklaşık bir buçuk saat sonra da Amerika saatine göre 10'u geçecek, yani orada sabah saatleri. Timur Cihan Timur yargılanacak. Annesinin tutukluluk süresi devam edecek. Bir hafta sonra, evet, gelecek hafta Perşembe günü yeniden hakim karşısına çıkacak, hakim Amerikan karşısında, mahkemesinde. Evet. Ve sen duruşmayı yine takip edeceksin. Şimdi peki iadeleriyle ilgili nasıl bir izlenimin var? Yani şöyle, şimdi iki ülke arasında, ABD ile Türkiye arasındaki o anlaşmaya göre her iki ülkede kendi vatandaşlarını isterlerse iade etmeyebilirler. Yani etmeyebilir. Daha önce evet, hukukçularla da konuştuk bu mevzuyu. Ama yine de inisiyatif kullanıp ABD Timur Cihan Timur'u iade edebilir. Değil mi? Böyle bir durumda söz konusu. Evet, öyle bir durum. Bu madde, yani Türkiye ile Amerika arasında suçluların iadesine ilişkin anlaşmanın 4. maddesi, o söylediğiniz madde. Yani kendi vatandaşını iade etmeyebilir. Ama o Eylem Tok için geçerli değil. Eylem Tok Amerikan vatandaşı değil çünkü. Dolayısıyla her halükarda Eylem Tok'la ilgili ayrı bir karar verecek mahkeme. Evet, yani peki. Eylem Tok'un o davaya ilişkin ya da o anlaşmaya ilişkin Eylem Tok'u koruma altına alacak bir durum söz konusu. Genelde Türkiye'de kamuoyunda Fethullah Gülen davasıyla ilişkilendirilme ya da benzetme ya da Rıza Sarraf davasıyla benzetmeler yapılıyor ama o ikisinden çok ayrı. Fethullah Gülen davası ile ilgili siyasi ve politik bir durum olduğu gerekçesiyle anlaşmanın ilgili maddesine istinaden Amerika şu ana kadar iade süreci
başlatmamış durumda. Rıza Sarraf'ta da tamamen farklı bir konu var. Rıza Sarraf'ta işlenen suç Amerikan hükümetine karşı işlenmiş olarak göründüğü için Rıza Sarraf iade edilmedi. Ama evet, burada durum farklı. Burada bir bakıma bir trafik kazasıyla ölüme sebebiyet verme durumu söz konusu. Burada bir politik durum söz konusu değil. Ama şöyle bir nokta var sadece. Cihan Timur'un 18 yaşından küçük olması gibi bir durum var. O nedenle mahkeme nasıl bir karar verecek ona bakacağız. Ama eylem topla ilgili karara ilişkin olarak mahkeme başkanının yaptığı konuşmadan benim çıkarımım, Türkiye ile Türk yargı birimleriyle daha fazla irtibat kurulması ve daha fazla bilgi alışverişinde bulunulmasına ihtiyaç olduğuna dikkat çekti. Evet, şimdi Mehmet Sümer, sen de söyledin, evet 18 yaşından küçük Cihan Timur ama ortada da masumane olmayan bir kaçış var. Neticede evet, bir çocuk babası Oğuz Murat Acı'nın ölümüne sebep oldu, 4 kişinin yaralanmasına sebep oldu ve annesi onu kaçırdı. Şimdi Amerika bunu da göz önünde bulundurur değil mi? Şu aşamada, yani şöyle söyleyeyim, şu aşamada davanın Türkiye'deki öğeleriyle ilgili, Türkiye'deki bulgularıyla ilgili konular buradaki mahkemenin şeyi değil, konusu değil. Mahkeme burada sadece şuna bakıyor. Türkiye ile Amerika arasındaki suçluların iade edilmesi anlaşmasına bakıyor. Ve bu noktada da Türkiye'de olası bu suçtan alınacak cezalara bakıyor. Hatta avukat burada eylem toplum yaptığı, gerçekleştirdiği yardımın, oğlunu kaçırmanın Türkiye'de bir yıldan daha az bir hapis cezasına denk düştüğünü, bulundu ve serbest bırakılması gerektiğini söyledi. Ama hakim o noktada hani bunu bilemiyoruz çünkü hukuk kitaplarında bunun 10 yıla kadar da cezası olabileceği belirtiliyor. Dolayısıyla Türkiye'de şu aşamada nasıl bir şey çıkacağını bilemiyoruz itirazında bulundu. Evet, peki. Çok teşekkür ederiz. Voice of America muhabiri Mehmet Sümer, Amerika'da Boston'da duruşmanın yapıldığı salonun önünden bize bildirdi son gelişmeleri. Sağ olunuz yayınımıza katıldığınız için. İyi yayınlar, teşekkürler. Teşekkürler. Evet, değerli izleyenler, şimdi haberlerimizle devam edelim. Engin Polat yine hakim karşısında. Polat hakkında bir kişinin telefon numarasını sosyal medyada ifşa ettiği iddiasıyla dava açıldı. Polat'ın 9 yıla kadar hapis talebiyle yargılanmasına başlandı. Ancak Engin Polat Segbis'le bağlantı kurulamadığı için ilk duruşmaya katılmadı. Konuştuğu kişinin telefon numarasını paylaşmıştı. Engin Polat'ın yargılanması başladı. Kara para aklama, örgüt üyeliği gibi suçlardan cezaevinde bulunan Engin Polat'ın 2023 yılında kendisini arayan Halil İbrahim Kalkan'ın numarasını sosyal medyadan paylaştığı iddiasıyla 9 yıla kadar hapisle yargılandığı dava başladı. Enerji, kocacığım sana enerji getirdim. İstanbul Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada müşteki, Kalkan ve taraf avukatları hazır bulundu. Engin Polat ise Segbis aracılığıyla bağlantı kurulamadığı gerekçesiyle katılamadı. Duruşmada söz alan müşteki Kalkan, benden habersiz benim görüntülerimi almışlar. Hem Engin Polat'tan hem de beni habersizce çeken diğer şahıslardan şikayetçiyim dedi. Engin Polat'ın avukatı ise müvekkilinin savunmasından sonra ayrıntılı savunma yapacaklarını söyledi. Ara kararını açıklayan mahkeme, Polat'ın bir sonraki celseye katılabilmesi için cezaevine yazı yazılmasına hükmederek duruşmayı erteledi. İstanbul Tuzla'da bugün yangın alarmı vardı. Dere Organize Sanayi Bölgesi'nde otomotiv yedek parçası üreten tesisi alevler sardı. Diğer fabrikalar da ormanda tehlike altındaydı. Ekipler alevleri söndürmek için hem havadan hem de karadan müdahale etti. Bütün kurum ve kuruluşlarımız zamanında müdahale ederek yangının diğer fabrikalara sıçramaması, ormana sıçramaması için canla başla mücadele ediyor. Helikopterler havadan, itfaiye ve AFAD ekipleri karadan müdahale etti. Gökyüzünü kaplayan simsiyah dumanın nedeni olan yangın saatler sonra kontrol altına alındı. İleride itfaiye raporuna göre yangının sebebi, gerekçesi ve buna benzer
teknik ayrıntılar belli olacak. Alevler bayram tatilinde İstanbul Tuzla'dan yükseldi. Otomobil yedek parçası üretimi yapılan tesis kısa sürede alevlere teslim oldu. İstanbul Tuzla'da bulunan Deri Organize Sanayi Bölgesi'ndeki bir fabrikada nedeni bilinmeyen sebeplerle yangın çıktı. Bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Plastik ve kimyevi maddelerin tutuşmasıyla yangın bir anda büyüdü. Fabrikayı saran alevler nedeniyle bölgedeki fabrikalar tahliye edildi. Tesisten yükselen duman metrelerce yukarı çıktı. Duman İstanbul'un Anadolu yakasındaki ilçelerden de görüldü. Çevredeki işletmeler ve ormanlık alana sıçraması üzerine havadan destek istendi. Yangın söndürme helikopterleri organize sanayi bölgesine sevk edildi. Kimyasal madde zehirlenmesine karşı KBRN ekipleri de olay yerine gönderildi. Ekiplerin uzun uğraşları sonucunda fabrikadaki alevler kontrol altına alındı. Şans eseri ölen ya da yaralanan olmadı. Yangının ardından soğutma çalışmaları sürerken fabrikadan geriye bu görüntüler kaldı. Adalarda çalışmaya başlayan minibüslere tepkiler gelmeye devam ediyor. Değerli izleyenler, adaların sit alanı ve yaya bölgesi olduğunu belirtenler minibüslerin önünü kesti. Gergin anlar yaşandı. Polisler gruba müdahale etti. Adalarda tansiyon düşmüyor. Elektrikli minibüs krizi büyüyor. Minibüslerin çalışmasını istemeyen ada sakinleriyle polis karşı karşıya geldi. Bazı vatandaşlar gözaltına alındı. Faytonların kaldırılmasının ardından adalarda İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı 3 kişilik elektrikli taksiler ve 13 kişilik minibüsler ulaşımı sağlıyordu. Ancak İBB'nin 20 kişilik elektrikli minibüsleri bölgeye göndermesi adalar halkının tepkisine neden oldu. Bölgenin sit alanı ve yaya bölgesi olduğunu belirten ada sakinleri Azman Büs adını verdikleri minibüslere karşı eylem yaptı. Çınar Meydanı ve İETT garajının bulunduğu Kurşunburnu mevkiinde bir araya gelen vatandaşlarla polis arasında arbede çıktı. Vatandaşlar İETT garajında bulunan 13 minibüsün garajdan çıkışını engellemek istedi. Minibüslerin önünü kesti, polis müdahale etti. O müdahalede bazı vatandaşlar gözaltına alındı. İsrail ordusu Bayram Seyran dinlemedi, katliamlara devam etti. Refah'ın derinliklerine ilerledi. Katliamcılar Mısır'a kadar uzanan Hamas'a ait 25 yeni uzun tünel keşfettiklerini açıkladı. İşgal ordusu Refah'taki operasyonlarının 3. aşamasına girdiğini de duyurdu. İsrail ordusu resmen açıklamasa da Refah'taki kara operasyonu aralıksız sürüyor. İşgal ordusunun 162. tümeni 40 günü aşkın süredir Refah'ta. Ancak Hamas'ı yenemedi. IDF Refah'taki operasyonların 3. aşamasında. İsrail birlikleri Tel al-Sultan'a ilerliyor. Operasyonların Gazze'nin en güneyinde Refah'ın derinliklerinde sürdüğü açıklandı. Tüneller operasyonlar sırasında İsrail ordusunu zorlamaya devam ediyor. Sınır bölgesinde birçok yeraltı tünel ağına giden 200'den fazla tünel şaftı keşfedildi. Kara birlikleri bölgede komşu ülke Mısır'a geçişi sağlayan 25 adet uzun tünel bulunduğunu duyurdu. İsrail ordusu söz konusu tünellerin detaylı bir şekilde araştırıldığını açıkladı. Hamas'ın inşa ettiği karmaşık tünellerin krokilerinin çıkarılmaya çalışıldığı belirtildi. Gazze'nin geneli sakin olsa da gece boyunca ölümcül saldırılar düzenlendi. Nuseyrat kampı İsrail tarafından hava ve karadan hedef alındı. Yine saldırılarda siviller can verdi. Filistinli bu çocuk saldırıda ölen annesinden ayrılmak istemedi. Dakikalarca ona sarılıp gözyaşı döktü. Çevredekiler çocuğu sakinleştirmekte güçlük çekti. İsrail'de Başbakan Benjamin Netanyahu ve hükümetine karşı protestolar sürüyor. Halk erken seçim istedi. Netanyahu'nun evinin yanındaki hükümet karşıtı gösteriler şiddetli çatışmalara dönüştü. Polisle göstericiler arasında çıkan arbedede 3 kişi yaralandı, 9 kişi ise tutuklandı. İsrail sokakları durulmuyor. Netanyahu'nun evine gitmeye çalışan göstericilere polisin müdahalesi sert oldu. (Gülüyor)
Protestoların adresi bu kez Batı Kudüs'tü. Rehine yakınları ve muhalifler önce İsrail parlamentosu Knesset önünde toplandı, hükümeti istifaya çağırdı. Göstericiler İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu'nun evine doğru yürüyüşe geçti. Derhal erken seçim yapılmasını istedi. Rehinelerin serbest bırakılması için ateşkes çağrısında bulundu. Sokaklarda ateşler yakıldı. Bazı göstericiler Netanyahu'nun evinin önündeki çitleri aşmaya çalıştı. İsrailli güvenlik görevlilerinin göstericilere müdahalesi sert oldu. Protestocuların dağılması için tazikli su sıkıldı. İsrail polisi gazetecilere de saldırdı. 3 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaşanan arbede sırasında İsrail sokakları savaş alanına döndü. En az 9 kişinin tutuklandığı bildirildi. İstanbul Kurban Bayramı'nda şehri terk etmeyenlere kaldı. Sokaklar boştu ama ormanlık alanlar ve sahiller doldu taştı. Mega kentte yaşayanlar trafiksiz, gürültüsüz bir tatil gününün tadını çıkardı. Piknik yapıyoruz, mangal yapıyoruz. Sabah kahvaltı yaptık, çay içiyoruz. Kahvaltılıklar hazırlandı, sofralar kuruldu. Güzel havanın tadını çıkarmak isteyenler tatili de fırsat bildi. İstanbul'un mesire alanları doldu taştı. Nasıl geçiyor bayram? Güzel, keyifli. Gelelim dedik, bir kahvaltı yapalım. 9 günlük bayram tatilinde İstanbul'da kalanlar kentin boşluğundan faydalandı. Trafiksiz yollar İstanbullular için bayram hediyesine dönüştü. Temiz hava almak isteyenler her yıl olduğu gibi yine Belgrad Ormanı'nı tercih etti. Kurban Bayramı'nın 3. gününde güzel havayı fırsat bilen İstanbullular adeta piknik alanlarına akın etti. Mesire alanları doldu taştı. Kimi hamaklarda sallandı, kimi oyunlar oynadı. Ama bayramın en çok tadını yine çocuklar çıkardı. Yani güzel geçiyor, güzel eğleniyoruz. Çok falan oynuyoruz. Burası evet. Çok güzel. İstanbul'da yer alan 27 mesire alanında kontrollü alanların içinde piknik yapmak serbest, ancak bu alanların dışına çıkıldığında hem piknik yapmanın hem de mangal yapmanın yasak olduğu açıklandı. Belirlenen alanlar dışında ekipler 7 gün 24 saat denetimde. İstanbul'da olası orman yangınlarını önlemek için yeşil alanlar koruma altında. İstanbul'un plajlarında da bayram yoğunluğu var. Bayramı İstanbul'da geçirenler serinlemek için Menekşe plajını tercih etti. İstanbul boşaldı diyor ama İstanbul sokakları boş ama plajlar dolu. Nereye boşaldı burası, şey, her gün böyle yani. Binlerce kişi Menekşe plajından denize girdi. Sahildeki kalabalık kameralara yansıdı. Çok güzel vallahi, deniz serin, güzel. Serinliyoruz bu şey havasında, sıcak havalarda. Gayet iyi yani. Türkiye'nin gözde turizm merkezlerine tatilcilerin akını var. Sıcak havanın, denizin, kumun tadını çıkarmak isteyenler sahilleri doldurdu. İşte tatilin gözde adreslerinde son durum. Tatil beldeleri Kurban Bayramı'nda doldu taştı. Keyifli bir tatil geçirmek isteyenler sahilleri doldurdu. Kimi kendini mavi sulara bıraktı, kimi güneşin ve kumun tadını çıkardı. Türkiye'nin gözde turizm merkezleri arasında yer alan Muğla'da yerli ve yabancı turistler sahilleri hareketlendirdi. Sabahın erken saatlerinden itibaren günübirlik turlara katılan çok sayıda ziyaretçi teknelerle Gökova Körfezi'nin koylarını gezerek mavi sularda yüzme imkanı buldu. İzmir'in popüler tatil belgelerinden biri olan Çeşme'ye de turist akını vardı. Sahilde dün akşam geldik, yer bulamadık. Bayağı bir kalabalıktı. Şimdi zar zor bir yer bulduk. Yaklaşık 50 bin olan ilçe nüfusu gelen tatilcilerle birlikte 1 milyona ulaştı. Plajlar gibi oteller de doldu taştı. Şu anda çok otellerimizde yer kalmadı. Neredeyse %100 doluluk diyebiliriz. Tabii çarşılarımız, plajlarımız oldukça yoğun. Konyaaltı sahilinde de yoğunluk vardı. Antalya'ya gelen tatilciler denize girip güneşlenerek günün tadını çıkardı. Sahile gelen tatilciler Akdeniz'in maviliklerinde kulaç attı. Bazı tatilciler güneşlenirken bazıları ise şemsiyelerin altında manzaranın keyfini sürdü.
Karabük'ün UNESCO Dünya Mirası listesindeki Safranbolu ilçesiyle Sakarya'nın kıyı ilçesi Karasu, Kurban Bayramı'nda ziyaretçi akınına uğradı. Vatandaşlar denizin ve güneşin tadını çıkardı. Bayram tatiline geldik ailece. Gayet güzel. Kalabalık da çok, bayağı bir kalabalık var ama şu an. Türkiye'nin önemli turizm merkezlerinden Kapadokya'da Kurban Bayramı'nda yerli ve yabancı turist akınına uğradı. Kapadokya'da bu büyüleyici atmosferde bayram geçirmek eşsiz bir deneyim oluyor bizim için. Kapadokya bölgesindeki turistik konaklama tesisleriyle butik oteller bayram nedeniyle %70 doluluğa ulaştı. Çok beğendik, çok güzel. Herkese iyi bayramlar diliyorum. Türkiye'nin yarımadası konumundaki Elazığ'ın Sivrice ilçesinde bulunan Hazar Gölü'ndeki plajlar da Akdeniz ve Ege sahillerini aratmadı. İzmir'den gelmemize rağmen hiç aratmadı yani. Güzel de bir havamız var. Hazar Gölü'nün kıyıları Kurban Bayramı tatili ve sıcak havaların etkisiyle tatilcilerin akınına uğradı. Isparta'da vatandaşlar Kurban Bayramı tatilinde Eğirdir Gölü'ne akın etti. Akdeniz sahillerini aratmıyor. Çok güzel bir hava var. Plajları dolduran vatandaşlar sıcak havada gölün serin sularının tadını çıkardı. Balıkesir'in Ayvalık ilçesinden Midilli Adası'na feribotla geçişlerde Kurban Bayramı arifesinde başlayan tatilci yoğunluğu ise devam ediyor. Arife gününden bu yana Yunan adalarına geçenlerin sayısı 8 bine yaklaştı. Bayram süresince 10 bin kişiden fazla tatilcinin Midilli'ye geçmesi bekleniyor. Kurban pazarlarında bayramın 3. günü sakinlik hakimdi. Bu durum fiyatlara da yansıdı. %40'lara varan indirimler yapan hayvan sahipleri bile satışların geçen yıla göre düşük kaldığını söyledi. Hayırlı olsun kardeş. Kurban Bayramı'nın bitmesine artık saatler kaldı. Hayvan pazarlarındaki yoğunluk yerini sakinliğe bıraktı. Fiyatların düşmesini bekleyenler bayram sona ermeden kurbanlıklara son kez göz attı. Kıran kırana pazarlıklar yine yaşandı. İşte görüyorsunuz şu anda bir pazarlık daha sona erdi. %30'luk 40'lık bir düşüş olduğunu ifade etmiştik. İbadetini gerçekleştirmek isteyen dar gelirli bayram sona ererken tercihini daha çok küçük baştan yana kullandı. En çok rağbeti kuzu, koç ve koyun gördü. Keçi ve oğlaklara yönelenler de yok değildi. Bayram öncesinde 10 ila 15 bin lira arasında değişen küçük baş fiyatları bayramın sonuna yaklaşırken yarı yarıya azaldı. 8 bin liraya kadar düştü. Büyük başların kilogram fiyatlarındaysa %40'lara varan gerileme var. Hem satıcı hem alıcı alım gücünün düşüklüğüne dem vuruyor, bundan yakınıyor ve çok da bir satış olmadı diyorlar. Geçtiğimiz yıllara nazaran bu yıl çok zor geçti diyorlar. Ancak üretici kurbanlık satışının azlığından yakınıyor. Önceki bayramları örnek gösterenler satışların her geçen yıl daha da gerilediğine dikkat çekiyor. Ve önümüzdeki kurban bayramına işaret ediyorlar. Maliyetler arttıkça biz belki de pazara gelemeyeceğiz diyorlar. Böyle yakınan insanlar var. Üretici bin bir umutla getirdiği ancak satamadığı kurbanını artık geri götürmek zorunda kalmayacak değerli izleyenler. Pazarda satılamayan hayvanı Et ve Süt Kurumu satın alacak. Tarım ve Orman Bakanlığı karkas et alım listesini açıkladı. 20 tane getirdik, bir 5 tane kaldı. O kalan 5 tane de eğer bayram bitmeden satılamazsa kilometrelerce yolu geri dönmek zorunda kalmayacak. Pazara getirilen kurbanlıklar Et ve Süt Kurumu tarafından alınacak. 220. 215 abi. 220. 215. 15'e hayırlı olsun. Hayırlı olsun. Hararetli pazarlıklar bayramın son günü de devam edecek. Cebine göre kurbanlık bulan ibadetini gerçekleştirecek. Hayvanını satamayan içinse Tarım ve Orman Bakanlığı devrede. Ha, geçen sene oranla iyi. Canlı mal çok ama alan yok. Üreticinin bakım, besleme ve taşıma maliyeti dikkate alındı. Kurbanlık hayvanların alım tarifesinden karkas et olarak liste hazırlandı. Yerli tosun kilosu 320, ithal olansa 285 liradan alınacak. Düve için kilo başına 305 lira ödenecek. İnekte bu tutar 295 lira. Koyunun kilosu 280 lira olarak belirlendi. Keçi içinse 170 lira verilecek. Ya 220'den al al. Ya 200'den al, gel al da git. 200'den al da git der 200'den. Gel, hayır diyorlar. Hayvanların kimlik bilgilerini ibraz etmek şart. Bununla birlikte kurban satışı için verilen sevk raporları, kurban pazar yeri giriş ve kira belgesi yeterli.
Başvurular 20 Haziran Perşembe günü başlayacak, 28 Haziran Cuma sona erecek. Üretici, Et ve Süt Kurumu'na ait en yakın kombina müdürlüğüne başvuracak. Hayvanlar bulundukları yere en yakın kesimhanede kestirilecek. Ödemeler. Yeniden hoş geldiniz değerli izleyenler. Ana haber bültenimiz kaldığı yerden devam ediyor. Türkiye'nin gözü kulağı Almanya'da şu an. Avrupa Şampiyonası'nda rakibimiz Gürcistan. Maçta ilk yarı bitmek üzere. Karşılaşma 1-1 devam ediyor şimdilik. Bir kez daha maçın oynandığı stada gideceğiz. Kadir, hemen sözü sana bırakalım hiç vakit kaybetmeden. Aslında maç oldukça hareketli, oldukça heyecanlı başladı. Milliler Gürcistan kalesine akın üstüne akın yaptı. İlk pozisyon 9. dakikada Kaan Ahya'nın topuydu ve direkten döndü. Daha sonrasında Mert Günok kalemizi çok güzel savundu aslında ve çok önemli bir gol pozisyonunu çıkartmayı başardı Mert Günok. Sonrasında golümüz geldi. Sol kanattan açılan orta Gürcistan savunmasından sekti. Mert Müldür ceza sahasının dışından voleyle topu Gürcistan ağlarına gönderdi ve 25. dakikada millilerimizi öne geçirdi. Tabii bundan 3 dakika sonra da Kenan Yıldız'ın golü vardı aslında, ancak Kenan Yıldız'ın bu golü VAR'dan döndü. VAR incelemesi sonrasında iptal edildi. Aslında çok coşkulu başladık. Farka gidiyoruz dedik. Tabii 2-0'ı bulduk dedik ama VAR nedeniyle Kenan Yıldız'ın golü iptal etti. Ancak bizi üzen gol aslında 32. dakikada geldi. Gürcistan'dan Mikau Tatsi'nin golüyle skoru 1-1'e getirdi Gürcistan ve topu ağlarımıza gönderdi demiştik. Tabii burada aslında Mert Müldür'ün golü oldukça olağanüstüydü. Mert Müldür'ün golü belki de şu ana kadar turnuvanın en güzel gollerinden biriydi. Az önce de ilk yarı 1-1 sona erdi. Türkiye ve Gürcistan arasında F grubunun açılış maçında Türkiye Avrupa Futbol Şampiyonası'nda bugün Gürcistan'la karşı karşıya geliyor ve ilk yarıda önce Mert Müldür'ün golüyle 25. dakikada öne geçtik. Daha sonrasında ise Gürcistan 32. dakikada Mikau Tatse ile beraberliği yakaladı. Az önce de ilk yarı sona erdi. İkinci yarının heyecanını sizlerle paylaşmaya devam edeceğiz. Evet, tüm Türkiye olarak nefesimizi tuttuk. Gerçekten mücadeleye kilitlendik. Bakalım nasıl sonuçlanacak. Kadir Yüksel'e teşekkür edelim ve haberlerimizle devam edelim. Bursa'da sıcak hava ve Kurban Bayramı tatiline fırsat bilenler sahillere akın etti. Her yer çadırlarla doldu. O görüntülere zabıta ekipleri son verdi. Çadır keyfi yapmak isteyenler tek tek uyarıldı. Çadır ve mangallar toplatıldı. Sahil şeridi çadırlarla dolup taştı. Zabıta ekipleri harekete geçti. Çadır operasyonu yapıldı. Hepsi tek tek kaldırıldı. Görüntülerin adresi Bursa'nın Gemlik ilçesi. Hem sıcak havayı hem de Kurban Bayramı'nı fırsat bilenler sahillere akın etti. Kıyı mahallelerde nüfus bir anda arttı. Yanlarına mangallarını da alanlar çadır kurdu. Ancak çok da uzun sürmedi. Zabıta ekipleri Gemlik sahillerinde harekete geçti. Kumsaz ve Gemsaz'da çadır operasyonu gerçekleştirildi. Herkes tek tek uyarıldı. Çadır yasak ama bir umumi kuvvetlerinde çadır kuramazsın. Çadırları kaldıran zabıta mangal ve nargileleri de topladı. Denizler Halkındır projesiyle kıyı şeridini işgal eden yapılar birer birer ortadan kaldırılıyor. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki uygulamanın ilk etkilerinin bayramda görüldüğünü anlattı. Denize erişimi engelleyen tüm unsurları kaldıracağız dedi. Denizler halkındır. Bu parolayla yola çıktı Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı. Aynı nedenle de kaçak yapılara ve kıyı işgallerine savaş açıldı. Kaçak işletmelerin de önüne geçilmesi takdir edilmesi bir durum. Peş peşe yapılan denetimlerin ilk etkisi Kurban Bayramı'nda görüldü. 9 günlük tatilde sahiller doldu taştı. Vatandaş denizin tadını doyasıya çıkardı. Halk plajları uğrak yerler oldu. Burayı doğa olarak çok seviyoruz. Biz hep gelmek istediğimizde bu tarafları tercih ediyoruz. Bakan Mehmet Özhaseki de tıpkı tatilciler gibi duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Vatandaşın denize erişimini engelleyen tüm unsurları kaldıracağız dedi. Bir de isteği vardı. Halk plajlarıyla vatandaşlarımız hem günübirlik ihtiyaçlarını rahatça karşılayabiliyor hem de temiz işletmelerle keyifli bir tatil geçiriyor. Bayram tatili boyunca vatandaşlarımızdan istirhamım, sahillerimizde çevre kirliliğine sebebiyet vermeyelim. Böyle yerlerin sürekli böyle denetlenmesi, çöplerin toplanması.
Değerli izleyenler, ne uyarılar ne de denetimler. Hiçbiri kazaların önüne geçmeye yetmedi. Bu bayramda yollar kan gölüne döndü. Bayramın ilk 3 gününün bilançosu ağır. 22 kişi ne yazık ki hayatını kaybetti. Yaralı sayısı ise 4000'i geçti. Tedbir ve uyarılar yine dikkate alınmadı. Bayramda kaza üstüne kaza yaşandı. Kurban Bayramı'nın 3. günü geride kalırken kazaların ardı arkası kesilmedi. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya sosyal medya hesabından 9 günlük bayram tatilinin 3. gününde yaşanan kazalara ilişkin bilgi verdi. Bakan Yerlikaya bayramın 3. gününde 824 trafik kazasının meydana geldiğini açıkladı. Bu kazalarda ise 6 kişi hayatını kaybetti, 1327 kişi de yaralandı. Böylece bayram tatilinin ilk 3 gününde trafik kazalarında toplamda 22 kişi hayatını kaybetti. Yaralı sayısı ise 4043 oldu. Bayramda denetimler de sürdü. Bakan Yerlikaya 375.311 araç denetlendi. 23.857 araca hız ve radar işlemi yapıldı ifadelerini kullandı. İstanbul'da iki ailenin piknik keyfi yarıda kaldı. Değerli izleyenler, taraflar arasında tartışma çıktı. Birbirlerine sopayla saldırdılar. O kavga çevredekilerin müdahalesiyle son buldu. Yaşananlar cep telefonu kamerasına kaydedildi. Piknik keyfi kavgayla bitti. Biri sopayla, diğeri kırdığı cam şişeyle saldırmak istedi. İki aile birbirine girdi. Bu kavganın adresi İstanbul Avcılar. Piknik yapan iki aile arasında bir anda tartışma çıktı. Gerilim arttı. O tartışma kavgaya dönüştü. Sopalar konuştu. Piknik keyfi yarıda kaldı. Taraflardan biri sopayla karşı tarafa saldırdı. Diğeri ise eline geçirdiği cam şişeyi kırdı. Karşılık vermeye çalıştı ama fırsatı olmadı. Park içerisinde kısa süreli kovalamaca yaşandı. Çevredekiler araya girdi. Kavga son buldu. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı. Adana'da bir kadın daha önce kendisine darbeden saldırgan tarafından hayatının şokunu yaşamış. O zorba yan balkondan kadının evine atlamıştı. O anlarda güvenlik kamerası kayıttaydı. Saldırgan cebir kullanarak ve gece vakti konut dokunulmazlığını ihlal etme suçundan 1 yıl 3 ay hapis, kadına karşı basit yaralama suçundan da 3000 lira para cezasına çarptırıldı. Önce asansörde darp etti, yetmedi yan dairenin balkonundan atladı, evin salonuna girdi. Hakim karşısına çıkan o saldırgana ceza çıktı. Adana'da bir kadın bir süre görüştüğü Gökhan Kızılyer tarafından saldırıya uğradı. Kadın daha önce Kızılyer tarafından oturduğu apartmanın asansöründe darp edildi. Ardından da yaşadığı evde saldırıya maruz kaldı. Gökhan Kızılyer tehdit ve darp ettiği kadının evine balkondan girdi. Yan daireden atlayan saldırgan kadının evine pencereden girdi. O anlar güvenlik kamerası tarafından da kaydedildi. Olayın ardından soruşturma başlatıldı. Şüpheli Gökhan Kızılyer aylar sonra hakim karşısına çıktı. Saldırgana kadına karşı basit yaralama suçundan 3000 lira para cezası verildi. Kızılyer konut dokunulmazlığı ihlal suçundan da 1 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı. Ancak o ceza ertelendi. Kızılyer diğer suçlardansa suçun işlendiğinin sabit olmaması nedeniyle beraat etti. İzmir korkunç bir cinayet haberiyle sarsıldı. 15 yaşındaki Hacer Çağla Çetin Alp 120 bıçak darbesiyle vahşice katledildi. Onu öldüren de kendisi gibi 15 yaşındaki eski erkek arkadaşıydı. Hacer'in cinayetten hemen önce sosyal medya üzerinden arkadaşı ve babasıyla yaptığı yazışmalar ele geçirildi. Katil zanlısı "Sana son kez bir hediye getireceğim" deyip veda etmek istediği Hacer'i öldürdü. Allah! Ekber!
Henüz 15 yaşındaydı, 120 bıçak darbesiyle katledildi. Onu vahşice öldüren de 15 yaşındaki eski sevgilisiydi. Biri mezara, diğeri cezaevine girdi. Korkunç cinayetin detayları ortaya çıktı. Adres İzmir'in Karabağlar ilçesi. Hacer Çağla Çetin Alp kendisi gibi 15 yaşındaki eski erkek arkadaşıyla son kez konuşmak için babası İbrahim Uğur Çetin Alp'in evine gitti. Baba bir süre sonra çocukları evde yalnız bıraktı, dışarı çıktı. Allah! Ekber! Eve döndüğünde korkunç manzarayla karşılaştı. Kızı kanlar içerisinde yerde yatıyordu. İbrahim Uğur Çetin Alp hemen ekiplere haber verdi. 15 yaşındaki kızın 120 bıçak darbesiyle öldürüldüğü tespit edildi. Olay yerinden kaçan cinayet zanlısı eski sevgili kısa sürede yakalanıp cezaevine gönderildi. İfadeleri ise kan dondurdu. Hacer'in kendisini aldattığı iddiasıyla bıçakladığını söyledi. Kaçarken suç aleti bıçağı ve Çetin Alp'in cep telefonunu da yanına aldı. Kaçış güzergahındaki bir çöp konteynerine attı. Hacer Çağla Çetin Alp'in morga kaldırılan cenazesi ailesi tarafından teslim alındı. Gözyaşları içinde son yolculuğuna uğurlandı. Hacer Çağla'nın sosyal medyada bir arkadaşıyla yaptığı yazışmalar ortaya çıktı. Cinayetten önce eski sevgilisiyle aralarında geçen konuşmaları arkadaşıyla yaptığı yazışmalarda dile getirdi. Katil zanlısı Hacer'e ben yakında Artvin'e gideceğim. Gitmeden önce seni son kez görüp veda etmek istiyorum. Sana o kötü lafları sinirle yazdım. Normalde sana hala aşığım. Sana son kez bir hediye getireceğim dedi. Arkadaşı onu vazgeçirmeye çalıştı ama olmadı. Hacer Çağla cinayetten saatler önce babasıyla da mesajlaşmıştı. O son yazışmalar da ortaya çıktı. Hacer Çağla babasına eski sevgilisinin kendisiyle konuşmak için eve gelmek istediğini söyledi. Baba İbrahim Uğur Çetin Alp ise annesinin kabul etmeyeceğini, bu yüzden kendi yaşadığı eve getirmesini istedi. Cinayetten sonra gözaltına alınan baba serbest bırakıldı. Yunanistan'ın mültecilere yönelik acımasızlığı herkesin malumu, Türkiye yıllardır anlatıyordu. O çabalar artık sonuç veriyor. Komşunun tekneleri delerek mültecileri ölüme göndermesi, sağ kalabilenleri Türkiye karasularına itmesi uluslararası basının da gündemi oldu. Son 3 yılda Yunanistan'ın 43 düzensiz göçmeni kasten ve bilerek ölüme gönderdiği ortaya çıktı. Üzerlerine ateş açtılar, botlarını delip batırmak istediler. Yunanistan'ın düzensiz göçmenlere yönelik vicdansız tutumu dünyanın radarına girdi. İngiliz yayın kuruluşu BBC, komşunun vicdanları kanatan tavırlarını haberleştirdi. Haberde sivil toplum kuruluşlarının çalışmaları, Türk sahil güvenliği ve görgü tanıklarının ifadelerine yer verildi. Veriler duyanları dehşete düşüren cinsten. Yunan sahil güvenlik personeli 2020-2023 yılları arasında göçmenlerin bulunduğu botları Türkiye'ye itti. 15 geri itme olayında 43 düzensiz göçmen Akdeniz'de boğularak öldü. Authorities have been accused of taking a sometimes uncompromising attitude towards asylum seekers. Görgü tanığı göçmenlerin ifadelerine göre yaşananların kasıtlı Yunan görevliler tarafından bile isteye ölüme terk edildiklerini söylüyor. Vahşet Yunanistan için öylesine sıradan bir hal aldı ki bazı vakalarda Yunan sahil güvenliği ele geçirdiği mültecileri doğrudan denize attı. On the island of Lesbos, a group of migrants including women. Göçmenlerin Yunan adalarına ulaşmaları da çözüm değil. Sahil güvenlik ekipleri bu kez de motorsuz lastik botlara bindirdikten sonra Türk karasularına terk ediyor. BBC'ye konuşan görgü tanıkları çoğu defa bindirildikleri botların havasının kısa sürede indiğini belirtti. Botların delinmiş olabileceğinden şüphelendik ifadelerini kullandı. Yunan makamları yaşananları inkar ediyor. Ancak bir görevlinin röportaja ara verildiği sırada yaptığı telefon görüşmesi katliamı belgeler nitelikteydi. Yunan makamları ise iddialar karşısında sessizliklerini koruyor.
DAEŞ, orasının Moskova katliamının üstünden daha bir yıl bile geçmedi. 139 kişinin öldüğü saldırı dünyayı şok etti. Teröristlerin hedefi Rusya şoku atlatamadan bir katliam daha yapmaktı. Ancak Türk istihbaratı devreye girdi, Moskova'yı bilgilendirdi. Dünyayı sarsacak yeni bir saldırı daha yapılmadan önlendi. İşte ayrıntılar. Bu görüntülerin bir benzerinin daha kaydedilmesini Ankara engelledi. Takvimler 22 Mart'ı gösteriyordu. DAEŞ'in Horasan kolu Moskova'da Krosus City Hall konser salonunu bastı. 4 terörist kompleks içindeki konser salonuna sivilleri katlederek ilerledi. Ardından da konser salonuna girdiler. Katliamdan kurtulabilenler o anların dehşetini cep telefonlarıyla görüntüledi. Parayla kandırıldıkları ortaya çıkan teröristler kimsenin gözünün yaşına bakmadı. Önlerine çıkan herkese acımadan kıydı. Moskova polisi konser salonuna girene kadar silah sesleri ve kan kesilmedi. Dünyayı şoke eden saldırının kanlı bilançosu, aralarında çocukların da bulunduğu 139 kişinin ölmesi oldu. Aslında teröristler Rusya'da bu saldırının bir benzerini daha planlıyordu. Hedefleri bu kez bir AVM olacaktı. Aynı teröristler 4 Ocak'ta da İstanbul Santa Maria Kilisesi'nde benzer bir katliama kalkıştı. Ancak silahları tutukluk yapınca kanlı planlarını hayata geçiremedi. Ankara ise o günden beri teyakkuzdaydı. Türkiye yakaladığı teröristleri konuşturdu. Rusya'da bir saldırı daha planlandığı bilgisine ulaştı. Ankara kritik önemdeki istihbaratı Moskova ile paylaştı. Konser salonu katliamını yapan teröristler de uzun süre Moskova'da ikamet etmişti. Oturma izinlerini arttırmak için de kısa süreli olarak Türkiye'ye giriş çıkış yapmışlardı. Yani radikalleşme süreçlerini Moskova'da tamamlamışlardı. Rus güvenlik güçleri bu bilgi sayesinde ikinci saldırıyı engelledi. Rusya'nın bugüne kadar gördüğü en büyük sivil kayıplarının tekrarlanmasını engelledi. Suriye ve Irak'ta yenilen DAEŞ Afganistan ve Tacikistan'a kaydı. DAEŞ'in Horasan kolu Afrika yapılanmasıyla hemen hemen aynı zamanlarda ortaya çıktı. Ancak eleman devşirmek için Tacikleri kullanıyorlar. Bugüne kadar Afganistan, İran, Türkiye ve Rusya'da saldırılar yaptı. Hac vizesi olmadan Suudi Arabistan'a gidenlerin Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından şikayet edildiği iddiasına Başkan Ali Erbaş karşı çıktı. Gidenleri sadece duyurduk, başka da bir yetkimiz yok dedi. Hac Hizmetleri Daire Başkanı Hüseyin Demirhan'ın onları şikayet ettik sözlerinin ise geçen yıla ait olduğunu söyledi. Diyanet Mekke'de hac vizesiz gidenleri şikayet etti diyorlar ya, külliyen yanlış. Gerçek dışı. Kapılar kırıldı, otel odalarına zorla girildi. İçeridekiler karga tulumba dışarı çıkarıldı. Suudi Arabistan'a Türkiye'den ticari ya da turistik vizeyle gidenlere hem ceza kesildi hem de hac ibadetleri engellendi. Şok etkisi yaratan baskınların arkasında Diyanet İşleri Başkanlığı'nın şikayeti olduğu öne sürüldü. İddiaları Başkan Ali Erbaş yalanladı. Vatandaşlarımızı getiren bazı şahıslar, bazı belki şirketler oldu. Yetkisiz hac vizesi almadan. Bizim işimiz sadece duyurmak idi. Onun ötesinde bir yetkimiz de yok. Ticari vize almış kimseye gidemezsiniz, seyahat vizesi almış kimseye gidemezsiniz deme yetkimiz yok. Erbaş, Hac İdare Merkezi'ndeki bayramlaşma etkinliğinde gazetecilerin sorularını yanıtladı. Tartışmanın fitilini ateşleyen Hac Hizmetleri Daire Başkanı Hüseyin Demirhan'ın sözleri soruldu Erbaş'a. Burada haçlı çıkmış 12 sene, 13 sene, 14 sene bekleyen vatandaşlarımız varken ticari vizeyle, seyahat vizesiyle plansız, programsız gelen haçlarımız var. Bu sene biz onları şikayet ettik. O video konuşması hacdan 2 ay kadar önce eğitim seminerinde geçen yıla yaşanılan bir takım hususların şikayeti ile alakalı. Vatandaşlarımıza yaşatanların şikayetinden bahsediliyor. Hazine ve Maliye Bakanlığı bayram öncesi alışverişin en çok arttığı sektörleri mercek altına aldı. 8.227 mükellef incelendi. Hatalı KDV oranı uygulayan ve IBAN yoluyla tahsilat gibi kayıt dışı işlem yapanlara ceza yağdı. Tatlıcılar, konfeksiyoncular ve hazır giyim mağazaları.
Kurban Bayramı'nda hareketliliğin en çok arttığı sektörler mercek altına alındı. İBAN'a havale ile tahsilat yapan işletmelere ceza yağdı. Hazine ve Maliye Bakanlığı, bayram öncesinde alışverişin yoğunlaştığı sektörleri tek tek inceledi. 11 Haziran Salı gününden Arife günü olan 15 Haziran sonuna kadar 8.227 mükellef denetlendi. Kayıt dışı hasılata imza atanlara ceza kesildi. 195 mükellefin hatalı katma değer vergisi oranı uyguladığı belirlendi. 298 mükellefin IBAN yoluyla tahsilat yaptığı tespit edildi. İşletmeye ait olmayan POS cihazı kullanan 13 mükellef de ekiplerin radarına takıldı. İncelemelerde 50 mükellefin kayıt dışı faaliyette bulunduğu ve kayıt dışı 18 işçi çalıştırdığı tespit edildi. 357 mükellef ise ödeme kaydedici cihaz ve satış yazılım programları arasında entegrasyon yapmamıştı. Denetimler sonucu usulsüzlük tespit edilen işletmeler gerekli işlemlerin yapılması için Sosyal Güvenlik Kurumu'na bildirildi. Ana haber bültenimize sınırlarımızın dışından çok enteresan ve sarsıcı haberlerden derlediğimiz dünyanın görüntüsüyle devam ediyoruz. Uçurtma festivalinde faciadan dönüldü. Dev uçurtmanın havalanması için çalışıyorlardı. O sırada 3 yaşındaki minik kuyruğa tutundu, metrelerce yükseldi. Neyse ki kolları güçlüydü. Havada savrulmasına rağmen tutunduğu yeri bırakmadı, sağ salim de inmeyi başardı. Kayalıkların üstünde dev dalgaların tadını çıkarıyorlardı ancak fazla yaklaştılar, 6 turist bir anda suya kapıldı. İçlerinden biri diğerleri kadar şanslı olamadı. Zamanında karaya çekilemedi, talihsiz kadın hayatından oldu. Yarışçı rampadan atladı ancak bisiklete havada hakim olamadı. Yaralandığı o anları da kask kamerası kaydetti. Beyaz otomobil sinyal vermeden dönüş yaptı. Son sürat gelen motorcunun hiç şansı olmadı. Bu kadınsa mutlak bir ölümden saniye farkıyla kurtuldu. Şoku atlatır atlatmaz da motorcunun yardımına koştu. Grup halinde zipline yapacaklardı ancak içlerinden biri geç kaldı. Tutunamayan talihsiz genç metrelerce sürüklendi, feci şekilde de yaralandı. Kayak tatili bir anda kabusa döndü. Hatıra için poz verdiği sırada ayakları yerden kesildi. Talihsiz adam evine tekerlekli sandalye ile döndü. Bu kadınlar da hayatlarının şokunu yaşadı. Kavşakta araba değil köpek çarptı. İkisi birden kendini yerde buldu. Neden kaçtığı bilinmeyen korkmuş köpek de yoluna devam etti. Kasabaya inen geyik paniğe kapıldı. Kaçarken tam da otobüsün içine atladı. Talihsiz hayvan camı kırıp içeri girdi. Büyük paniğe neden oldu. O anlarda cam kırıklarından 3 kişi yaralandı. Geyik ise kurtulamadı. Parkur sporcusu neredeyse imkansız bir atlayışa kalkıştı. Sonu böyle oldu. Gerçekten atlayabilse bu kadar çok ses getirmeyecekti. O düşüşten akıl almaz şekilde sadece omzunu inciterek kurtuldu. Sürücü silah çekti, basit bir çevirme çatışmaya döndü. Neye uğradıklarını şaşıran polisler kurşun yağdırdı. Ancak şüpheli araçtan inmeyi yine de başardı. Bir kez daha kurşun yağmuru altında kaldı.
anlar polislerin vücut kameralarına yansıdı. Ağır yaralanan adam kaldırıldığı hastanede kurtarılamadı. Quit touching me. Quit touching me. Stop. Bu iki gaspçı da soymak için en yanlış kadını seçti. Sivil polis olan kadın üstüne gelen adamı görür görmez silaha sarıldı. Tereddütsüz tetiğe bastı. Neye uğradığını şaşıran gaspçılar kaçtı. Ancak 19 yaşındaki iki soyguncu yaralarına baktırmak için hastaneye gidince yakalandı. İki otomobilin arasından geçmeye çalıştı ama nasıl yaptı bilinmez ikisinin de üstüne çıktı. Otoyolu savaş alanına çeviren 21 yaşındaki sürücü o anlardan hafif yaralı olarak kurtuldu. En olmayacak şey oldu. İki adamın üstüne tren garında yürürken yıldırım düştü. Paratonerleri pas geçen yıldırımın neden çarptığı belirsiz. İki adam mucizevi şekilde yaralı da olsa o anları atlatmayı başardı. Sorumsuz anne bebek arabasını bıraktı. Sürüklenen araba tren yoluna doğru ilerledi. Tren o sırada perona girmişti. Şans eseri raylara düşmedi. Ancak çarptığı tren tarafından savruldu. İçindeki bebek sarsıldı. Ancak yine de hayatta kaldı. O anlara tanık olanların yürekleri ağızlarına geldi. Bir değil, beş değil, on değil, tam 20 kişi birden soyguna geldi, kuyumcu dükkanının kapısını kırdı girdi, içerisini yağmaladı. Soygun polisi bile şoke etti. Bu görüntülerden yola çıkan ekipler yağmacıların beşini yakaladı, diğerlerini arıyor. Ancak çalınan mücevherlerin büyük bölümünden haber yok. İstanbul Beylikdüzü'nde bir sürücü polis aracına çarptı. Kazada 3'ü polis, toplamda 6 kişi yaralandı. Kazanın ardından yaralıların ifadesiyle o aracın aslında bir korsan taksi olduğu ortaya çıktı. Yaptığı yasa dışı taşımacılık polis arabasına çarpmasıyla son buldu. Korsan taksi ekip aracına çarpınca gerçek ortaya çıktı. Herhalde siz kazayı hatırlıyor musunuz? Hatırlıyorum, evet. Şoför siz değildiniz zaten. Değilim, erkek korsan değil. Taksi. Kazanın adresi İstanbul. Beylikdüzü'nde seyreden bir otomobil kavşakta hızla ilerliyordu. O sırada kavşağa girmekte olan polis otomobilini fark etmedi. Araç polis otosuyla kafa kafaya çarpıştı. Kazanın ardından bölgeye ambulans sevk edildi. Üçü polis, toplamda 6 kişi yaralandı. Araçtaki o yolculardan birinin ifadesinde kazaya karışan otomobilin korsan taksi olduğu ortaya çıktı. Korsan taksi nereden aldı sizi? Bahçelievler'den. Bahçelievler'den nereye getirecekti? Sabahla evime. Ne kadar anlaştınız? 400 TL. Korsan taksi olduğu anlaşılan otomobil trafikten men edildi. Aracın sürücüsüne ise 64 bin lira para cezası kesildi ve adliyeye sevk edildi. Kurban Bayramı tatili için Uzungöl'e gelen Arap turistler kavgaya tutuştu. Kimse onları durduramadı. Konya'da ise turistler değil, piknikçilerin kavgası ortalığı karıştırdı. Arap turistler birbirine acımadı. Yumruklarla saldırdılar. Tatil için geldikleri Uzungöl'ü karıştırdılar. Kurban Bayramı'nda Uzungöl yine Arap turistlerin gözde adresi oldu. Nedenini bilen yok. İki turist kafilesi önce tartıştı, sonra da iki tarafta birbirine saldırdı. Araya girenler turistlerin kavgasını zor ayırdı. Bu kavganın da adresi Konya. Piknik alanı bir anda savaş alanına döndü. Yerden odunu kapan karşısına çıkanın gözünün yaşına bakmadı. Kavga jandarmalar gelene kadar devam etti.
5 kişi yaralandı. Hastaneye kaldırıldı. Gerginlik de ekiplerin müdahalesiyle sonlandı. İstanbul Beyoğlu'nda iki mekan sahibi rekabet kaliteyi artırır demedi, onun yerine müşteri kapmak için birbirlerine düştü. Çıkan kavgada silahlar konuştu. 3 kişi yaralandı. İşte o anlar. İstanbul'un göbeği, Taksim'de şehir makandaları böyle kurşun yağdırdı. Etraftaki vatandaşlar canını zor kurtardı. Görüntüler Taksim Katip Mustafa Çelebi mahallesinden. Aralarında husumet olan karşılıklı iki mekan sahibi arasında yaşanan kavga üzerine silahlar ateşlendi. Mekanın içerisinden çıkan 4 çalışan silahlarını çekip karşı mekanın çalışanlarına ateş açtı. Karşı mekanın çalışanlarından 3'ü saldırıda vücudunun çeşitli yerlerinden yaralandı. Bu sırada sokakta bulunan esnaf ve bazı vatandaşlar da kaçmaya başladı. Silah sesleri üzerine polis ekipleri 3 kişiyi yanlarındaki silahlarla yakaladı. 3 yaralıysa kendi imkanlarıyla hastaneye gitti. Adliyeye sevk edilen 3 şüpheli kasten yaralama suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi. İstanbul'da bayram günü bir başka kavga daha çıktı. Beşiktaş'taki meşhur pilavcıda iddiaya göre bedava yemek tartışması yaşandı. Seyyar satıcılarla restoran çalışanları birbirine girdi. Gecenin sessizliğini kavga sesleri bozdu. Meşhur pilavcının önü bir anda karıştı. Görüntüler İstanbul'dan. Beşiktaş Barbaros Bulvarı'ndaki bir pilavcıda iddiaya göre bedava yemek tartışması çıktı. İş yerinin önünde çiçek satan seyyar satıcılarla pilavcıda çalışanlar arasındaki tartışma kısa sürede büyüdü. Taraflar kavgaya tutuştu. Çevredekiler ve müşteriler olaya dahil oldu. Kısa sürede tekme ve yumruklar havada uçuştu. Bölgeye polis sevk edildi. Pilavcıdaki kavga ekiplerin müdahalesiyle son buldu. O anlar cep telefonu kamerası... Kurban Bayramı tatilinde Tekirdağ sahilleri doldu. Jandarma ekipleri drone'la uyarı anonsları yaptı. Tatilcileri hem hırsızlara hem de boğulma vakalarına karşı uyardı. Kıymetli eşyalarınızı yanınızdan ayırmayız. Ne denizde kulaç atacak ne de sahilde havlu serecek yer kaldı. Ekipler de uyarıları havadan drone'la yaptı. Drone'la da uyarı yapıyorlar, neler söyleyeceksin? Çok güzel bir şey. Gerçekten kendimizi güvende hissediyoruz. Burası Tekirdağ'ın Marmara Ereğlisi ilçesi. Nüfusu 25 bin olan ilçeye 125 bin tatilci geldi. 38 kilometrelik sahil şeridi de tatilcilerle doldu taştı. Hırsızlık vakaları arttı. Ekipler de denetimleri sıklaştırdı. Jandarmada hırsızlık olaylarına karşılık vatandaşları hem havadan hem de karadan uyarıyor. Jandarmalar tatilcileri hem hırsızlara hem de boğulma vakalarına karşı uyardı. Drone'a tehlikeli hareket yapmaktan veya uzaklara açılmaktan kaçınınız. Hayatınız bizim için kıymetlidir. Hayatın kıyısından uzaklaşmayın. Denetimler tatil boyunca devam edecek. Değerli izleyenler, Diyarbakır'da sıcaklık 40 dereceyi aştı. Herkes serinlemenin yollarını aradı. Çocuklar da kendilerini süs havuzlarına attı. Tehlikeye aldırış bile etmediler. Havuza girmek tehlikeli ve yasaktır yazıyor ama çocuklar bunun farkında değiller. 1 metre suya atladılar, süs havuzunda serinlediler. Hava çok sıcak ama hani su buz gibidir. Diyarbakır günlerdir sıcak hava yüzünden kavruluyor. Çoktan 40 dereceyi geçti termometreler. Büyükler kendilerini parklara, bahçelere attı. Çocuklar da süs havuzlarına. Mevsim normallerinin üzerinde seyreden hava sıcaklığı çocukları da bunalttı. Çocuklar bayramda bile yasaklı ve tehlikeli olmasına rağmen Sur ilçesindeki Anzela Parkı'na gelerek serinlemeye çalıştı. Burada izliyoruz. Yani güzel bir yerdir. Çocuklar için eğlenceli, bir o kadar da tehlikeli. Yüksekliği 3 metreyi aşan duvardan süs havuzundaki 1 metre derinliğindeki suya atlıyorlar. Hava sıcaktı, suyumuz gibiydi, serinleme için geldim buraya. Çocuklarını süs havuzuna getiren aileler de var. Hava sıcaktı havalar. Çocuk biraz çocuklar serinlesin, bir de sevinsin. Tehlikeli serinlik hava kararına kadar sürüyor. Bitlis'te 2 yaşındaki bir bebek otomobilde mahsur kaldı. Aracın içi havasızdı. Mahalleli bebeği kurtarmak için zamanla yarıştı.
Gel gel buraya gel buraya gel. Ne yaptılarsa olmadı. Otomobilde mahsur kalan bebeğe kapıyı bir türlü açtıramadılar. Camı kırmamak için çok uğraştılar. Hadi gel at. Bak bak bu tarafa bak bu tarafa bu tarafa. 2 yaşındaki Hüsnü Onur Bitlis'te akrabalarıyla bayram ziyaretine gitti. Otomobilin kapıları açıktı. Bindi, kilitledi. Mahalleli çocuğu fark etti. Hüsnü Onur. Düğme yok, düğme yok. Hava sıcak, camları kapalı, otomobilin içi fırın gibiydi. Çok geç olmadan bebeğe kapıyı açtırmak için çabaladılar. Bak buradadır, burada burada. Gel, gel, gel. Hüsnü Onur tüm yaşananları oyun sandı, kapıyı bir türlü açmadı. Mahalleli 1,5 saat sonra araca hasar vermeden kapıyı açmayı başardı. Tüp bebek tedavisi hem zorlu hem de masraflı bir süreç. Çocuk sahibi olmak isteyen çiftler için artık devlet desteği devrede. Ankara Etlikşehir Hastanesi'ndeki uygulama bir ayda 2000 kişi başvurdu o uygulamaya. Tedavi sürecinde anne ve baba adaylarının cebinden çıkan tek ücretse sadece katılım payı oldu. Devlet desteğiyle bu işlemlere çok cüzi miktarlarda katılım payı ile birlikte devam edebiliyor. Anne baba olmak kolay değil. Hele bir de bunun tek yolu tüp bebekten geçiyorsa. Süreç zorlu, bir o kadar da masraflı. Kara kara düşünen çiftlere güzel haber Ankara'dan geldi. Devlet destekli tüp bebek tedavisi başladı. Ünite merkezimiz bir ay olmasına rağmen 2085 hasta başvurumuz mevcut olup, çocuk istemi olup, düzenli ilişkiye rağmen gebe kalamayan hastalarımızda başvurularında uygun tedaviye yönlendirmekteyiz. Ankara Etlikşehir Hastanesi'nde bir ayını doldurdu bu hizmet. Talep çok, şartlar basit. 23 yaşından büyük, 40 yaşından küçük, tıbbi anlamda endikasyonu olan devlet güvencesinden faydalanabilmeleri için de sosyal güvencesinin de olması gerekiyor. Kanser tedavisi görenler de SMA taşıyanlar da faydalanabiliyor. Onlara özel destek sağlanıyor. SMA'da olmak başta olmak üzere genetik hastalıkları olan hastalarımıza PGT'de yapılmak üzere merkezimize kabul ediyoruz. Kemoterapi ya da radyoterapi gibi cerrahi işlemlerden önce oosit dondurma ve sperm dondurma işlemleri uygulanabilmektedir. Embriyo transferi de dahil olmak üzere oosit dondurma, embriyo dondurma işlemleri gerçekleşmektedir. Türkiye'nin en yüksek noktası Ağrı Dağı ziyaretçilerini ağırlamayı sürdürüyor. Havaların ısınmasıyla birlikte bölge yerli ve yabancı turist akınına uğradı. Yaz sezonu açıldı. 5137 rakımlı Ağrı Dağı'na zorlu tırmanış başladı. Hem yerli hem yabancı turistler zirvenin yolunu tuttu. Ağrı'ya ilk çıkışım. Aynı zamanda misafirlerle beraber ilk çıkışımız. Ağrı'nın Doğu Beyazıt ilçesinde bulunan Ağrı Dağı, havanın ısınmasıyla sezonun dağcı kafilelerini ağırlamaya başladı. Kesinlikle harika oldu. Geldiğimize değdi. İlçeye gelen yerli ve yabancı turistlerle doğa tutkunları saatlerce süren yürüyüşün ardından ilk kamp alanı olan 3200 rakıma ulaştı. Gelince de zaten büyülendim. Şu an çok güzel bir rüzgar var, çok güzel bir serinlik var. Aynı zamanda bir yandan yeşillik, bir yandan kar. Müthiş bir doğası var buranın. Dağcılar geceyi çadırlarda geçirdikten sonra yürüyüşe devam edip 4200 rakımda bulunan ikinci kamp alanına tırmanacak. Burada da bir süre dinlenip sabaha doğru zirveye çıkarak tırmanışı tamamlayacaklar. Zirvede vakit geçiren dağcılar ve doğa tutkunları daha sonra inişe geçerek 4 günlük dağcılık faaliyetini sonlandıracak. Değerli izleyenler, Türkiye'nin nefesini tuttuğu mücadelede Türkiye 2-1 önde Gürcistan karşısında Arda Güler attı ikinci golü. 65. dakikada gelen bir gol. Bunu da son dakika gelişmesi olarak tekrar edelim. Euro 2024'te Türkiye-Gürcistan karşılaşmasında 65. dakikada Arda Güler'in attığı golle Türkiye 2-1 öne geçti diyelim ve haberlerimizle devam edelim. Değerli izleyenler, siz farkında olmasanız da günümüzde artık hemen her yerde kameralar kayıtta. Peki çevrenizi saran bu dijital gözlerden kaçabilmek mümkün mü? Profesör Pınar Yol'un bir yolunu buldu. Yapay zekayı mahremiyeti korumak için geliştirdi. Siz kameraları düşünmüyorsunuz, yapay zeka o işi kameralarla iletişime geçerek çözüyor. Çekmemesi için sistemi ikna ediyor. Müzik
yapay zeka mahremiyetini koruyacak. Kameralar artık hayatımızın neredeyse her noktasında var. Peki bu durum bizi korkutmalı mı? Çünkü yapay zeka o kameralara kolayca erişim sağlayabiliyor. Hatta sizin adınıza kameralarla iletişime bile geçebiliyor. Asistanım dükkanın kameralarıyla konuşarak bir orta yol bulmaya çalışıyor. Benim asistanım diyor ki benim kullanıcım kendi yüzünün çekilmesini istemiyor bu durumda. Belki dükkanın kamerası çekimi durdurabilir ya da bazı açılarını değiştirerek benim mahremiyetimi korumamı sağlayabilir. Hollanda'daki Utrecht Üniversitesi'nden bilgisayar bilimleri öğretim üyesi Profesör Pınar Yolum, mahremiyetin önemli bir insan hakkı olduğuna dikkati çekti. Özellikle sosyal medyada bazı dönemlerde bunun sekteye uğrayabildiğini söyledi. Paylaştığımız bir resim hiç tahmin etmediğimiz insanların eline geçebiliyor. Ya da biz hiç tahmin etmediğimiz halde kendimiz sadece arkadaşlarımızla paylaşayım derken herkesle paylaşabiliyoruz. Profesör Yolum, herkesin bu konuda dikkatli olması gerektiği konusunda uyarıda bulundu. Her girdiğimiz sitede her şeyi evet diyerek bütün bilgilerimizi herkese vermek zorunda değiliz. Veriyorsak neye verdiğimize bir tık bakmakta fayda var. Hangi sebepler için kullanılacak? Bunlara bakmak çok önemli. Bazen bilgilerimiz hiç beklenmediğimiz yerlere ulaşabilir. Karavanla Türkiye'yi dolaşan bir çifti taşıyacağız ekranlarınıza şimdi. Manisa'dan 5 yıl önce yola çıkan Sönmez çifti Anadolu'yu karış karış geziyor. Karavanla seyahat eden çiftin en büyük tutkusuysa gün batımını izlemek. Biz aşağı yukarı 4-4,5 yıldır falan geziyoruz. Bayağı bir yol yaptık diyelim. Türkiye'nin birçok yerini gezdik, dolaştık. Şehir şehir geziyor, eşsiz manzaralarda anı biriktiriyorlar. Karavanda yaşayan çift her gün başka bir gün batımı izliyor. Türkiye'nin illerinde hep gün batımlarını mutlaka takip edip seyrediyoruz. Manisa'da yaşayan Hafize ve Adem Sönmez çifti satın aldıkları çekme karavanla Türkiye'yi dolaşıyor. Birikimleriyle karavan satın alan çift Anadolu'yu karış karış gezmenin tadını çıkarıyor. Ben gezmeyi çok seviyorum. Merak ediyordum açıkçası Doğu Anadolu'yu, Güneydoğu'yu, hele ki Karadeniz'i. Sönmez çifti Türkiye'yi gezme hayallerini gerçeğe dönüştürdü. 5 yılda onlarca şehri ziyaret eden gezgin çiftin en büyük tutkusuysa gün batımları. Çok güzel bir gün batımı yaşadık, harikaydı. Gökyüzünün suya yansıması, kızıl bir görüntüsü harikaydı. Osmanlı dönemindeki Deliler adlı askeri birliğin anısını yaşatmak amacıyla Bursa'nın Mustafa Kemal Paşa ilçesinde yaklaşık 2 asırdır alabaş geleneği sürdürülüyor. Kurban postundan yapılan kostümleri giydiler, 200 yıllık geleneği böyle yaşattılar. Görüntülerin adresi Bursa. Kentte her kurban bayramında olduğu gibi bu bayramda da yaklaşık 2 asırdır alabaş geleneği sürdürülüyor. Yani Osmanlı deliler kültürünü, alabaş kültürünü yansıttığımız bir organizasyon. Osmanlı Kara Ordusu'nda görevli deliler adı verilen süvarilerden oluşan ve üstün cesaret göstermeleriyle, farklı giyinme şekilleriyle dikkati çeken birlik, alabaş geleneğiyle yaklaşık 200 yıldır Bursa'da yad ediliyor. Tarihimizi diri tutmaya çalışıyoruz ve köyümüzde her yıl Kurban Bayramı'nın ikinci günü bu etkinliğimizi yapıyoruz. Kostümleri giyen gençler sokak sokak dolaşıyor. Alabaş geleneği hem korkutuyor hem eğlendiriyor. Galler Prensesi Kate Middleton, Kral Charles'ın doğum günü törenlerine katıldı. Aylar sonra ilk kez görülen prensesin uzun süren kanser tedavisine rağmen saçlarının dökülmemesi dikkat çekti. Hala gür olan saçlarını topuz yapan Kate, tedaviye ilişkin açıklama yaptı. İyi bir ilerleme kaydettik dedi. Peruk mu yoksa kendi saçları mı? İngilizler ortaya çıkmasının ardından bir kez daha Galler Prensesi'ni konuşuyor. Kate Middleton aylar sonra ilk kez halkın önüne çıktı. Hiçbir ayrıntı gür saçları kadar dikkat çekmedi. Galler Prensesi Kate Middleton, kanser teşhisinin ardından Kral Charles'ın doğum günü kutlamalarında boy gösterdi. Kate yakasında siyah beyaz bir fiyonk olan midi elbiseyle adeta göz kamaştırdı.
Galler prensesinin elbisesini tamamladığı siyah beyaz şapkasının altındaki gür saçları dikkat çekti. Kanser tedavisine rağmen Kate'in saçlarının dökülmediği, hatta büyük ve güçlü bir topuz yaptığı gözlendi. Uzmanlar kemoterapi uygulanan her hastanın aynı yan etkiyi yaşamayacağını ifade etti. Ancak geçtiğimiz birkaç ay boyunca kanserle savaşan prensesin bir hayli kilo verdiği kameralara yansıdı. Kate geçtiğimiz gün kanser tedavisine ilişkin açıklama yaptı. İyi bir ilerleme kaydettik. Birkaç ay daha tedavi göreceğim dedi. Ancak kemoterapi gören herkesin bileceği gibi iyi günler ve kötü günler vardır ifadelerini kullandı. Kate'in kutlamalara katılması hastalığının seyrine ilişkin olumlu bir gelişme olarak değerlendirildi. Ve bu haberle ana haberi noktaladık. Değerli izleyenler, sağlıkla, mutlulukla, huzurla kalın. Hoşça kalın.